Merhaba dostlar. 81 il 81 fidan diyerek çıktığımız yol devam ediyor. Longoz Ormanı'nda bir gece kamp attıktan sonra İhsaniye'den Karasu merkeze doğru yola devam edeceğiz. Şimdi çadırı hemen toparlayıp hızlıca yola düşüyoruz. Haydi bakalım, yolda görüşürüz. Dostlar, bu güzel nehir kenarı Longoz'dan ayrılıyoruz. Aslında burada birkaç gün kamp atsan çok keyifli olur. Yapacak bir şey yok. Yeni yerlere doğru yola devam. Toparlandık. Yola düştük bakalım. Saatte 10-11 civarı oldu galiba. Bakalım. Haydi yolda görüşürüz. Gele gele Sakarya Nehri'ne, köprüye geldik. Of, yavaş yavaş giriyoruz şehrin içine doğru. Vakit de öyle vakti oldu. Meşhur Sakarya Nehri burasıymış demek. Az ileride denize karışıyor dostlar. Şimdi hadi gidelim yavaş yavaş şehre doğru. Dostlar, benim köpek suya atlamış. Köprüden geçememiş. Sudan geçmeye çalışıyor karşıda. Şimdi tekrar kıyıya döndüm. Manyak bu ya. Geri aynı köprüden geri yürüyoruz. Bak. Allah'tan akıntıya sürüklenmedi. Geri çıktı. Yoldaş! Nereye gittin öyle? Valla boğulacak diye çok korktum. Gel, buradayım, gel. Gel. Yoldaş. Gel şuradan gel. Gel. Buraya 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 buraya. Deli bu ya. Yürüsene normal köprünün üstünden. Gel buraya. Gel. Gel. Ben köprüden geçtim. O beni görmemiş. Sudan atlayıp yüzmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun sen kızım? Boğulacaksın. Koca nehre atlanır mı ya? Son anda sıyırdım vallahi. Ortasına doğru gitseydin denizden toplardık seni. Gel buraya. Yavaş. Gel bu tarafa. Köprüden geçmeye korkuyor herhalde. Gel. Gel kızım, gel. Allah Allah. Beni görmedi mi biraz önce geçerken? Geliyordun arkamdan ya. Manyak ya, kenara. Daha önce de geçtin sen köprülerden. Yalnız baya baya yüzdü ha. Kenara. Kenara kızım, kenara. Of. Şu karşıdaki küçük teknelerin oradan atladı. Ortaya doğru geliyordu. Ben koştum. Benim bu tarafa gittiğimi görünce o da tekrar kenara döndü. Ortadaki akıntıya baksana abi. Kenara. Başa bela ya. Neyse bakalım dostlar. Ucuz atlattık diyelim. Haydi gidelim. Karasu tabelası göründü deyince giriyoruz. Hafif hafif yağmur atıyor ama havada yağmur havası yok. Az gidelim, bir yer bulalım, biraz dinlenelim. Bakarız duruma göre. Ha? Ya hocam, ne oldu öyle nehirde ya? Hala bak
Heyecanı üzerimde. Köprünün başında video çekmeye başladım. Ortasına geçtim, sona doğru baktım, yoldaş yok. Dedim herhalde orada balıkçılar vardı, onlara merak etti onlar ama gitmiş. Etrafa bakınırken baktım ta karşıda. Oradan beni görüyor, yanıma gelmeye çalışıyor ama köprüyü bulamıyor. Dur kız dedim, anladım atlayacağını. Atladı, ortaya doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Akıntıya kapılsa kurtulması zordu. Ben koştum artık. O arada da açabilirsem dedim videoyu açayım. Açtım, koşa koşa şeyin ortasına, köprünün ortasına doğru gelince gideceğim yönü anladı. O da kenara yöneldi. Zaten biraz akıntıdan da tırstı yani. Anladı gidici olduğunu. Artık zorla tekrar kıyıya çıktı. Kurtuldu. Manyak ya. Atlıyor arkamdan nehre. Tövbe tövbe. Bak yine yavru köpekler hırlamaya başladı. Kız! Yavaş! Bak kenara kenara, bu lafı öğretemedim sana. Neyse bakalım. Benzinlikte top oynuyorlar abi. Voleybol gibi. Acaba müşterisi yok, öyle çalışanlar top mu sektiriyorlar? Benzinliğin yanındaki binanın önündeler. Benzinlikle alakası yok muhtemelen. Oo, motorun 22 lira olmuş. Hey. Eylül'de yola çıktığımda Çanakkale Ezine taraflarında videonun arka planında kalıyor. Sonradan ben de gördüm. 6.90 6.60 mı neydi benzin? Eylül'den Nisan'a 22 lira olmuş. Allah'tan benzine ihtiyacımız yok. Haydi gidelim. Seyyahı yoldan çevirip doyuran çorbacı Ayhan ustamıza teşekkür ediyoruz. Ve yola devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yavaş yavaş girdik karasuya. Biraz daha gidelim iyice çarşının merkezine. Bir pansiyon otel araştırması yapacağım. Kafama göre bulamazsam da sahile iner çadır kurarım abi. Ama şu camiye bir uğrayalım önce. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Azıcık telefonu şarj edeyim. Karasu şehir merkezine doğru girdik. Burası ana caddesi. Öyle zannediyorum. Yukarıdan aşağı sahile kadar uzanan bir cadde. Şöyle oturacak bir çay ocağı, kahvehane gibi bir yer bulup bir planlama yapalım. Sonrasına bakarız. Evet dostlar, Karasu'dayız. Karasu'daki güller bizi karşıladı. Karasu'nun gülleriymiş bunlar. Onlarla yol üstü bir sohbet ediyoruz. Hepsine eyvallah diyelim. Haydi yola gidelim. Karasu sokaklarında ilerliyoruz. Tek bir caddesi, kalabalık bir caddesi var. Aralara girmedim. Yukarıda bir otel buldum. Koruyucu düştü elimden. En uygun o fiyatı verdi. Sahiller çok pahalı. 120 lira dedi. İki gece kalırız artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım bir tamponumuna da bir bakayım. Yerine ulaşayım. Muhtemelen bir 5-600 metre kalmıştır. Şöyle size caddelerini göstereyim. Kalabalık bayağı. Burası sonu. Çarşının yukarı doğru devam ediyor. Hafif hafif de yağmur atıştırıyor. Böyle aşağıya sahile kadar uzanan işlek kalabalık bir caddesi var. Yükümüzü indirelim, tekrar gezeriz. Oteli buldum dostlar. En tepede caminin orada bir yerdeymiş. Yolumuzdan döndük.
Karasu'nun en tepesine kadar çıktık. Malum. Sahil pahalı. Zümrüt otel burasıymış. Dış görünüşü iyi gibi. Fiyat da güzel gibi. Bakalım. Bir ince daha ikramda bulunursa, şöyle düz hesap falan yaparsa. Gel, gel kızım. Çok iyi olacak. Hadi bir konuşalım bakalım. Karasu'nun muhtemelen merkez camisi ve Karasu'nun tepeden bir ince manzarası. Otele yerleştim. Biraz istirahat lazım abi. Çamaşır işi yokmuş burada ama yakınlarda yıkama yapan yerler var dedi. Zaten 3-5 tane kıyafet. Belki bazılarını kendim yıkarım burada. Oda güzel. Büyük oda verdi. 3 kişilik oda. Şöyle ben odayı bir göstereyim size. Bu fiyata idare eder. Televizyonu, dolabı, küçük dolabı, geniş banyosu, yani fena değil. Hatta fiyatına göre çok da güzel. 2 gece buradayım. 2 gecelik ücreti ödedim. 2 gece istirahat abi. Arada şimdi gezemedim. Yüksüz bir şekilde Karasu'nun içine gezeriz. Oralarda kayıt alırım. Onun dışında pek bir video gelmez bu 2 gün içinde. Neyse bakalım. Bugünlük de bu kadar. Saat 3'ü geçti, 4'e geliyor. Bugün fazla yürümedik. 6 kilometre falan yürüdüm bugün. Ama yokuş çıktık ya, yordu biraz be abi. Bir de kalabalığın içinden durduranlar oluyor. Çantayla falan gören, nereden gelir, nereye gidersin be diyenler oluyor. Onlara muhabbet derken yavaş yavaş geldik. Hava hala kapalı ama sıcak baya. Birkaç gün böyle kapalıymış buralar. 2 gün durup yağmur çamur demeyeceğiz. Buradan Kocaali, Akçakoca, Düzce taraflarına doğru yol devam edecek. Neyse, haydi bana müsaade.